Önce çayımızı şuraya bir koyalım. Çayını almak isteyen gelsin, çayını alsın ve videoyu öyle izlesin. Şöyle bir yudum alalım. Bu arada kalabalıklarda çayımızı höpürdetmeden içiyoruz. Değişik bir giriş oldu değil mi? Evet, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu soğuk kış günlerinde umarım hepiniz iyisinizdir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bugün farklı bir giriş yapayım dedim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün işte Sosyal Hizmetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde işte Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bilgiler var burada. Belki göz atmışsınızdır. Göz atmayanlar varsa mutlaka göz atsınlar. En azından haklarınız nelerdir, onları bilirseniz nasıl adım atacağınızı daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Burada pek çok bilgiler var. Hani ben burada daha çok işimize yarayacak engellilere sağlanan diğer indirim ve muafiyetler. Buradaki sekmelere de bakmanızı kesinlikle öneriyorum. En azından haklarımız nelerdir öğrenseniz daha iyidir. Engellilere sağlanan diğer indirim ve muafiyetler nelerdir öğrenmek için başlıyoruz. Bu arada şunu da unutmadan tekrarlayayım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Çocuklar için 0-18 yaş arası olanlar. Şimdi 0-18 yaş arasındaki bireyler çözger kapsamındaki raporlara sahiptir. Yani bunlar da özel gereksinimli kişiler olduğu için onlar da engelli raporu kapsamındadır. 18 yaşına kadar bu rapordan faydalanabilirler. Aileleri de bunlardan faydalanabilir. Maaş alabilir bu kişiler. Ve engellilere sağlanan faydalardan bunlar da yararlanırlar. Hafif düzeyde ÖGV, yani özel gereksinimli diyor, %40 ve 49, orta düzeyde %50 ve 59, ileri düzeyde %60-69, çok ileri düzeyde %70-79, belirgin özel gereksinimi vardır. 80-89, özel koşul gereksinimi vardır. 90-99 tanımlamalardan herhangi birini almış olan çocuklar ya da yetişkinler için, yani bizler için, erişkinler için sağlık kurulu raporunda yani %40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir. En az %40 ve üzeri rapora sahip olmanız gerekiyor. Çözger kapsamında da olsanız, erişkin biri de olsanız en az %40 raporunuza sahip olmanız gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi engelli kimlik kartına sahip olan her birey kullandığı toplu taşıma araçlarına ücretsiz seyahat hakkından yararlanır. Bunu biliyoruz. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve devlet demir yolları bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. Engelli bireyin ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmaması yahut hakkının kullanımının zorlaştırılması durumlarında olayın geçtiği yerin mülki idare amirliğine olay tarihi, zamanı, araç plakası, olay yeriyle ilgili ayrıntıları içerecek şekilde şikayette bulunması gerekmektedir. Hani ben sizlerle paylaşmıştım, İstanbul kart, işte Batman Belediyesi'nin kartı, Bursa kart, bunları nasıl alacağımıza dair. İşte bunlar olursa eğer toplu taşımada seyahat edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ama olay ki bu kartlardan biri yanınızda olmadı. Siz engelli kimlik kartınızı da gösterseniz yeterli olabiliyor buradaki verilen bilgilere göre. Çünkü burada demiyor o şehrin ücretsiz kartına sahip olması gerekiyor diye bir bilgi yok. Tabii ki o şehirlerde engelli kartına, ücretsiz kartına sahip olmanız gerekiyor. Ama o kartınızın yanınızda olmadığı bir durumda engelli kimlik kartınızı gösterebilirsiniz. Mesela bilmediğiniz bir şehre gittiniz. O şehirde toplu taşımayı kullandığınızda engelli kimlik kartınızı göstermeniz yeterlidir diyor buraya göre. Yani ben buranın verdiği bilgileri size aktarıyorum. Eğer ki oradaki kişi sizi otobüse veya tramvaya ve trene almıyorsa o zaman o yerin mülki idare amirliğine şikayette bulunacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir çay daha alayım. Bu altlık hep yapışarak geliyor. Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında %20 indirim sağlamaktadır. Bunu hangisi sağlıyor? Türk Hava Yolları sağlıyor. Diğer hava yolları sağlamıyor ne yazık ki. Mesela Pegasus, Sun Express, Attaşet, bunları görmedim ama bakarım yine internete. Pegasus'unkini göremedim açıkçası. Çünkü mesela Pegasus engelli indirimi diye arattığınızda çıkmıyor. Ama Türk Hava Yolları arattığınızda çıkıyor hemen. Onlar umarım yakın zamanda ileride böyle bir şey yaparlar. Yani diğer hava yolları öyle bir indirim sağlıyor mu bilmiyorum. Varsa ben sizlerle zaten paylaşırım. Hem iç hatlarda %20 sağlıyor. %25 olanı ise dış hatlarda Türk Hava Yolları'nın. Bunlardan nasıl faydalanacağınıza dair videolarım var zaten. Örneğin Türk Hava Yolları'nın indiriminden nasıl faydalanacaksınız? Onunla ilgili videoma ulaşmanız için aşağıdaki hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında o videonun linkini paylaşacağım. Buradaki haklarla ilgili yaptığım videoları linklerini hem açıklama hem yorum kısmında sizlerle paylaşacağım ki böylece siz hemen o indirimlerden faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde bu toplu ulaşımdaki kartlar için de engelli kimlik kartı için de bunlardan faydalanabileceğiniz videolar mevcut kanalımda. Onları paylaşacağım. Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinde muaftır. 200 metrekareden küçük bir eviniz varsa ve bu size aitse emlak vergisinden muafsınız. Hani belediyelere ödenen yılda bir ödenen vergiler var ya, konut vergisi. İşte siz onlardan muafsınız. Ama size ait olması şartıyla. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç, gereç ve özel bilgisayar programlarının temeli KDV'den müstesnadır. Yani KDV alınmıyor bunlardan. Bilginiz olsun. Müze ve öğren yerlerine giriş ücretsizdir. Evet, müzelere girebiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Mesela ben daha önce Bursa'da farklı müzelere girdim. Aynı şekilde Eskişehir'de de müzelere girdim. Ve yanınızda bir yakınınız varsa o da ücretsiz faydalanabilir. Hatta geçen aylarda çok değer verdiğim bir kardeşimle beraber Koç Müzesi'ni gezdik. Ve ücretsiz bir şekilde diğerleri ücretli olarak gezerken biz elimizdeki biletle ücretsiz bir şekilde Koç Müzesi'nin tamamını keyifle gezdik. Size de tavsiye ederim. Mutlaka gidip görün arkadaşlar. Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsizdir. Bazı parklar var ya, mesela Minyatürk galiba, o ücretli bir yer galiba. Onlara ücretsiz girebiliyoruz bizler. Diğer milli parklara ücretsiz girebiliyoruz. Bilginiz olsun. Devlet tiyatrolarında ücretsiz yararlanmaktadır. Mesela tiyatroyu seviyorsanız, bence tiyatro çok güzel bir şey. Devlet tiyatrolarının böyle bir olanağı varsa bence gidin. Mutlaka gidin. TOKİ hazırladığı projeler kapsamında planlanan konut sayısının %5'i kadar ürünü engelli vatandaşlarımıza ayırmaktadır. Kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapılmakta. Hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Evet, engellilere de sağlanan bir kota var orada. Onlara biraz daha öncelik tanınıyor hani kura çekimlerinde, başvurularında. GSM operatörleri engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır. Evet, bununla ilgili de yapmış olduğum videolar var. Özellikle Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, bunların kampanyaları hakkında verdiğim bilgileri içeren videolar da var. Onların linklerini de açıklama ve yorum kısmında diğer olanaklarla beraber yaptığım videoları açıklama ve yorum kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, engellilere sağlanan diğer indirim ve muafiyetler maddesi içerisinde yer alan bilgiler bunlar. Haklarımız bunlardır. Ama diğer haklarımızı buradaki yan sekmede yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz. Mutlaka bakın arkadaşlar. Mesela burada engelli memurlara ve engelli yakını bulunan memurlara tayin hakkı diye bir madde var. Onu da paylaşırız. başka bir videoda. Bunları mutlaka okuyun. Haklarınızı bilmeniz sizin için önemli. Ben de tabii ki sizin haklarımız nelerdir, bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama siz de bilgi edinme hakkınızı mutlaka kullanın. Engelli kimlik kartınızın tadını çıkartın arkadaşlar. Yani nelerden faydalanabilirsiniz, nelerden faydalanacaksınız, onları öğrenmeniz önemli. Peki siz engelli raporunuzla, engelli kimlik kartınızla şimdiye kadar nelerden faydalandınız? Şu an nelerden yararlanıyorsunuz? Yararlanamadığınız durumlar oldu mu? Onları yorum kısmında benimle paylaşabilir misiniz? Böylece ben de o yorumları okur, onlara göre aksi durumlar varsa YouTube kanalımda sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bir yudum daha içeyim müsaadenizle. Evet, beraber bu bizlere sağlanan indirim ve muafiyetler hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Sizler de bu bilgilerin yakınınızda engelli arkadaşlar varsa, onların yakınları varsa bu videoyu onlarla paylaşarak öğrenebilirsiniz. Ben bu bilgilerin yer aldığı sayfanın linkini açıklama ve yorum kısmında paylaşacağım. Siz de okur bakarsınız, mutlaka haklarınızdan neler var öğrenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma destek için videoyu beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Bana destek için videolarımı paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımı çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Şimdiden bunlar için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki aramızdasınız. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Kendiniz için, sevdikleriniz için. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.